dolu toprakları. Birçok medeniyet var oldu bu bereketli topraklarda. Onlardan geriye ise bıraktıkları eserler kaldı. Bu izlere sıkça rastladığımız yerlerden biri ise Ankara Polatlı. Burada birçok tepe var. Peki, düz bir alanın üzerinde oluşan bu tepeler insan eseri olabilir mi? Dışarıdan bakıldığında bir tepeye andırıyor, öyle değil mi? Ancak burası bir tepe değil. Burası bir anıt. 300 metre çapında ve 55 metre uzunluğunda. Bu büyük bir iş gücü demek. Böyle devasa bir yapıyı kimler, neden ve nasıl yapmış olabilir? Bu sorunun cevabını almak için Gordion Antik Kenti Kazı Başkanı Charles Brian Rose'un yanına gidiyoruz. Polatlı'da 12 yıldır kazı çalışmaları yapan Brian, aklımızdaki sorulara ışık tutacak. 125 veya 126 tümülüs bu bölgede var ve en büyük tümülüs Anadolu'da burada yapıldı. Tümülüs MM Midas tümülüsü, Midas'ın babası için yapıldı. Aşağı yukarı 740 milattan önce. İçinde en eski ahşap binası bulduk. Brian'dan aldığımız bilgilerle rotamızı Anadolu'nun en büyük ikinci tümülüsüne çevirdik. Şimdi büyük olan tümülüsün içindeyiz. Önümüzde uzun bir tünel var. Bu oldukça heyecan verici. Bakalım ileride neyle karşılaşacağız. 100 metre yürüdükten sonra koridorun sonunda Kral Midas'ın babasının mezarına ulaşıyoruz. Ahşap mezar odası olmasıyla dünyada bilinen tek örnek ve bazı ağaçların boyutları oldukça etkileyici. Üstelik hala ağaç kokusunu alabiliyorsunuz. İnsanlığın geçmişte nasıl bir yaşama sahip olduğunu günümüze taşıyan en önemli eserlerden olan tümülüsler, içerisinde daha keşfedilmemiş anılar barındırıyor. Kim bilir, belki de burada çekeceğiniz bir fotoğraf karesi yıllar sonra tarihi bir kaynak olarak kullanılabilir.